Türk sinemasının yıldızı Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlandı. Önceki gün 85 yaşında vefat eden usta oyuncu için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı. Teşvikiye Camii'nde kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kara Murat benim. Fatih yoksa fedaisi burada. O Malkoçoğlu'ydu, Kara Murat'tı, Battal Gazi'ydi. Rol aldığı tarihi filmlerle gönüllerde taht kurdu. Senin babam olamayacağını anlamıştım. Gebertin! Türkiye onu oynadığı her rolüyle çok sevdi. Ama veda vakti geldi. Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlandı. Unutulmaz filmleriyle Türk sinemasına damgasını vuran usta sanatçı Cüneyt Arkın için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Eşi Betül Cürekli Batır, oğulları Murat Arkın ve Kaan Cürekli Batır taziyeleri kabul etti. Olağanüstü bir insan. Her rolün üstesinden gelebilecek kabiliyete haizdir. Emsalsizdir. Tüm insanlarımızın üzerinde anlaştığı, uzlaştığı, birleştirici bir unsur olmuş Cüneyt Arkın. Ne mutlu bize böyle bir değerimiz var. AKM'deki törenin ardından cenaze Teşvikiye Camii'ne götürüldü. Gözyaşlarını tutamayan eşi Betül Cürekli Batır'ı oğlu teselli etti. Cüneyt Arkın'ı binlerce seveni uğurladı. Yeşilçam'ın efsane isimleri de son görev için oradaydı. Türk sinemasına çok emek vermiş, çok büyük katkılar sağlamış. Sinemamıza aksiyonu getirmiş. Yani içimizdeki acı büyük. Türk sineması çok büyük bir abisini, çok büyük bir aşkını kaybetti. Cüneyt abi kaybetmenin acısı gerçekten çok büyük. Sinemanın ışıkları söndü. Allah mekanını cennet etsin. Tüm hak ve hukuklarımızı lütfen helal edin. Sevgilisi Türk sinemasının en önemli aktörlerinin başında gelen Cüneyt Arkın, Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cüneyt Arkın'ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.